Briefingimizi bu sefer dedemiz versin. Dedeye sahip çıkmak maksadıyla söylüyorum yani bunu. Dedem, ne yapıyoruz bugün? İlk olarak Abi ne yapıyoruz dedem? ben vermeyeyim ya. Klasik başlayalım, Sen ver ya yukarıdasın oğlum. zaten. Büyüğümüz ne Abi. derse onu yapacağız ya. Yok yok, hiç karışmam. Ondan sonra sen yaptın oluyor. Kanka sen Ben hiç söyle, girmiyorum ben abi o oğlum tarafa. beğenmesek yapmayız oğlum. Abi. Evet. Bir şey diyemiyorum. Aklıma da bir şey gelmiyor. Meti'yi Elven Quarter'a gönderelim. Evet. Ondan Ya sonra. en Oradan da son gelmesin. Hide muhabbeti vardı arkadaşlar. Hide toplamamız lazımdı. Sevgili YouTube. Hide'la alakalı üçümüz Elven Quarter'a gideceğiz. Aa, silah şeyi de mi yaptın? Dur kanka, silahları da koyalım o zaman. Çok iyi yaptın onu. Şuradaki silahları komple alıyorum. Ben yerleştireceğim şimdi. Tamam baba. Bu silah değildi lan. Yemekler oldu mu? Olmasına vardır ya onun. 2 dakikalık düşün ki o koydum yemek. Mete bana bir baksana. Gördüğüm bunları zırhını. Şöyle koydum. Yok, vuracağım ağzına, bana bak. Ya bir git. Oğlum zırhını görecek bir şey yok ki. Adamın zırhı çünkü şey değil. Aynı değil. Benim aynı mı? Aynı aynı. Sadece bende var şu anda zırh kanka. Farklı gördüm ya. Ne öyle gördüm ya. Ağzını yüzünü kırıyorum ya, ondan farklı görmüş. Standları öyle koymuş ki gözüm acıdı, içimdeki takıntı uyandı. Evet kanka, biraz kötü olmuş bu taraftaki ama olsun. Ya, yemekten birer tane gömelim arkadaşlar. Hemen gömelim. Hadi bakayım. Yiyeceğim abi, Mete yiyemesin. Sen bilirsin kardeşim ya. Hani köleyi aç bırakırsak çalışmayabilir kanka ama. Ben o yönünü de düşündüğüm için. Çalışır çalışır, döveriz. Ben gideyim de şu zırhı yeşile boyayayım ya. Ya kanka lan, zaten değişeceğiz o zırhı da. Arkadaşlar gelin buradan Elven Quarter'a çıkıyoruz hadi. Oğlum ne güzel şeyler açılmış ya. Elven Quarter 1 yazıyor. Kanka bu arada sen keşke şey yapsaydın lan Mete. Ne yapsaydın? Twitch'ten çok kısa bir baksaydın ne yaptık ne ettik diye. Ya şey yaptım hani, ara ara izledim de hepsini tam izleyemedim. Ya yalandan öpeyim. Ya bırak kardeşim bu şey. Çete geldik ya, ne demek yalanlar. Kanka işte 3,5 tamam, saatlik kardeşim. yayında 1,5 dakika chatte göründü, onu diyor Anıl. Evet ya, evet. Geldi böyle bir gezdi falan. Hayır canım, ben uzaktan izledim öyle. Ya arkadaşlar görüyorsunuz, hem adam köle, çalışması lazım. Ama hem müsait değil, değil mi? İzin kullandı bak, 3,5 saat gelmedi, hem izin kullandı yani. Hem de orada da chat'e geldi, 1,5 dakika durdu gitti falan. Böyle bir köle düşman götüne, ben bir şey demiyorum başka kardeşim yani. Abi geldim, anala laf soktum, rahatladım gittim, yoksa dış şey yapamazdım yani. O gün geçmezdi benim için. Ya, ışınlanamadım lan bir türlü. Ha şimdi geldi. Abi ben oku çekiyorum, okla çat çat çat. Ha bu bir. Vallahi ne nasıl istiyorsanız ben arkadaşlar. Bilmiyorum. Nasıl tamam, istiyorsanız. Şurada ayı var. Ben bu arada size sayıyı söylüyorum. Normalde bize 34-35 tane hide lazım arkadaşlar. Ama bence... Yani bu girdiğimiz bölümün başında şöyle arkadaşlar bir 15-20 dakika duruma göre bir hide toplama yapalım sadece. 34'te de sınırlı kalmayalım. Gerekirse 50-60-70 toplayalım. Şimdi şu an mesela lazım olacak ya bize, yapacağız zırhlarımızı. İleride Mithril ile alakalı başka bir şey de, Mithril mızrağı yapacaksınız denildi ya chatte bize. Bununla alakalı bir şey de gerekir, anladın mı? Ekstra gerekir, yine buraya çıkmayalım. Hani son hide işimiz olsun aga bu. 50-60 tane toplayalım böyle. Ben şuradaki ayıya girişiyorum. Evet ya, hayt bizim ben aşağı doğru iniyorum. Oy! Oğlum ayıya bir tane vurdum lan. 3 tane haydi de topladım bile şu an, finitto. Bunlar da efsaneymiş ha. Kanka geril bir tane vur Anıl. Neyle vurdun, kılıç mı? Kılıç. Ha şey, çift elli baltayı kullansan tek atıyordu kanka, tamam, kılıçsa şeydir. Tabii. Ben şuradan hayt scrapleri de aldım. Ooo, 160 vurdu kanka. Çok güzel. Harbiden çok iyi. Hide script bulursanız onu da alın. Onları da ben hide'a çeviririm arkadaşlar. Tamam. O da aklınızda bulunsun. Yani hide'da alakalı, deriyle alakalı ne varsa abi hepsini alıyoruz. Şu içeriki kısımda şeyler vardı. Şey ha, evet evet. Ha kanka bak, burada hazır geziyorken aule bulunları da alacağım mesela şimdi bak. Evet ben de aldım abi.
Bunlarla lembas falan da yaparız. Aha da yumurta da aldım. Daha ne olsun aga. Abi buradaki geyiklere ne oldu? Vallahi ben öldürdüm iki tane geyik. 6 geyik hallettim bile. Oğlum benim karşıma mı geyik çıkmadı bir tek la? Ben hiç göremedim ha. Ben, hiç yok benim tarafımda galiba burada. Olabilir. Aha burada da var. Bir hide'dan kaç tane, şeyden kaç tane çıkıyor geyikten? 2 tane. İyi. Oğlum belki de düşündüğüm kadar 15-20 dakika harcamamıza gerek bile... He. Belki gerek bile kalmayacak diyecektim yani. Şimdi Mete şu ağzını açtığı için gerek kalabilir. Yani bir şey demedim. Mümkün. Tabi. Sıfta kardeşim, Allah Allah, kendini savunuyor bir de hala. Sen crossbow'la mı vuruyorsun bunları peki? Evet. Yazıklar olsun oğlum, zar zor ok yapıyoruz, adam geyiğe kullanıyor ya. Düşman yerine. Lan haydi. Yanına gidip bir tane vursan? Kaçıyor şimdi, bunun peşinden koşamam yani. Aslında bu geyik ne peşinden? Oğlum kölemize bak Anıl, prenses ya. Evet. Ağır prenses. Abi cücelerin kölesi de ancak böyle olur yani, ne bekliyordunuz? Ne bileyim yani, biraz daha bir itaat bekledik ama olmadı. Edep adap bekledik kardeşim. Bu kadar itaat fazla. Edep adap bekle diye koptum ben. Fazla itaat göz çıkarır. Uff. Ya kendi söylediğini böyle sorgulaman da güzel kardeşim. Evet, kanka alacaktım, ötekini kaçırmayayım dedim. Onlar kaçmıyor ki. Ulan ben odun topluyorum, avle bulum topluyorum. Başka da bir şey toplamıyorum ha. Ben bir tane geyik öldüremedim arkadaşlar, bana yazıklar olsun mu? Olmasın. Ha kurt buldum. Kanka şu kurttan hide script alalım mesela, anladın mı? Yapıştır. Aldım hide script. Helal be. Hadi bak. Buldu ama şimdi bunlar saldırır mı bize? Gelirse onlardan da hide script alırız, daha iyi. Aa iki tane geyik koşuyor buraya doğru, bak evet. Mete içlerinde. Aa! Ben mi vurdum, sen mi acaba? Yok ben vurdum. Oğlum ben uzaktan ben sıktım galiba. Ama. Ben vurdum. Hayır, seninki boşa gitti galiba ya. Öf. Ne adamsın Mete ya. Oğlum bir küçük kasıyor mu ya? Kanka ilk girişte yine öyle oldu biraz. Hafif bende bir kastı sanki ama toparladı gibi yani. Şu an toparladı gibi. Evet ama bakalım hadi. Bende ufaktan bir kastırıyor hala. Bak yine oluyor. Aa bak burada Narvi Muzlukan'ı buldum lan. Narvi Muzlukan'ı ile çok tanışmamız bitmiş olmasına rağmen yani. Tam oldu demek ki hala ya. Ya işte aga bunu fazlasıyla koyuyor. 7 tane gerekiyorsa bak burada da bir tane buldum. 7 tane gerekiyorsa adam mesela 12 tane koyuyor ki. Hani bulabilesin yani. Ya, oldu, aynen. Düşünmüş oyun işte biz abi. He ya. Evet. Abi, bu yönden sevdim yani. Şeyde şey mesela kaldı, geyik kaldı mı? Bu tarz materyal konusunda kanka Valheim'de çok daha zorlanmıyor muyduk? Bir yerde mesela evet. Silver buluyorduk bir dağda. Ondan sonra hadi bakayım bir daha silver bulabilirsen. Dağ arıyorduk sağda. Bir dağ buluyorduk. O dağda silver yok kanka falan böyle. Hani çok materyal konusunda bizi çok zorluyordu o. Ona da yani son gelen bu şeylerden sonra, güncellemelerden sonra insanın bir oyun yiyesi geliyor yani. Oğlum ben bu kadar şeyi nasıl kapatacağım ya, harita canım. Burayı fethettikten sonra oraya da gireriz. Zibilyon tane şey gözüküyor ya gözümün, şuraya bak ona. Kanka sen Valheim'i aldın mı Anıl peki, var mı sende? Ya sanki aldım ama hatırlamıyorum. Bakmam lazım şeye. Yani 100 liraydı da en son. Olabilir. Bak 20 Kasım'dan önce alsan aslında iyi olabilir çünkü şey 100 liraya evet. Şu anda. Şimdi o 20 Kasım'dan sonra kanka sana bir şey diyeyim mi? İşte ne bileyim. 300 lira, 400 lira. Yurt dışında şu an ne kadar oyun kanka? 20 dolar falan mı? Muhtemelen öyle. Olabilir muhtemelen, evet. İşte neredeyse 500-600 lira oluyor kanka. Ama şey, şimdi Türk MENA USD yapacaklar. İşte ne olur mesela 12 dolar olsa işte 300 olur kanka her türlü yine. İndirime girse belki %50 indirim yese 150 olur. Ya her türlü 100 liraya aldın mı karda oluyorsun yani kanka. Bu hesapları ben doğru. Çok yaptım ben de başka oyunlar için. Şu ayı bir daha dolmuş mudur acaba şu tarafta ya?
Ayıdan 3 tane hide çıktığı için çok karlı. Sizdeki hide sayısı ne oldu peki? Aha, bir gate daha. Bende 13. Abi bende hide sayısı kaç bakayım? Hide 5, hide scrap sayısı da 12. Tamam. 11. Mete sende kaçtı? 14. Hide scrap 6. 25 oldu aga. Tamam, bir bu kadar daha topladık mı olur. Bunlar spawn olmasalar bile burada ne yapalım? Bir şekilde gece edelim. Abi yatalım kakalım, bunlar spawn olsun, tekrar bu ayıları keselim falan, anladın mı? Aynen. Öyle işimizi görürüz yani tekte. Şurada iki tane şey var. Bunlardan high scrap mi çıkıyordu acaba ya? Hatırlıyorsun değil mi bu diamond oğullarını kanka? Bunların ismini biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Neydi la ismi? Dur bakacağım tekrar. Oğlum yazmıyor da ismi ya. Diamond mıydı? Ne? Öyle bir şeydi oğlum bunların ismi. Ben Diamond oğlu diye espri yapmıştım. Havaya gitti şu anda espri. Mete anlayamadığı için. Oğlum neden bahsettiğini bilmediğim için o yüzden anlayamadım. Kanka bu domuz gibi yaratıklar var ya ilk Moria'nın girişinde de. Ha, tamam. Onların ismini hatırlıyorsun değil mi? Evet tamam. Heh. Şimdi oturdum. Ya kes lan Mete, harbiden şimdi ayak yapıyor. Anladın, he anladın, tamam. Oğlum Anıl, madem öyle sen gülseydin lan. Kanka komik değildi be. Vallahi şimdi gördüm işte. Boşa gitti diyorsun bari yani, bir iki yapsaydın da geçseydin yani, anladın mı? Ayıp olmayaydı. Pardon. İnşallah bana şu an YouTube gülüyordur. Gülün aga. Komik değilse bile böyle yapın geçin yani. Hani mutlu olayım, anladın mı? Helal lan Mete. Helal lan köle. Köle sahibini yaranmak için her şeyi yapıyor şu anda. Mete taklat oğlum. Abart. Arkadaşlar aynı yerlere döndüm, dolandım. Kapitalizm kokuyor, yemin ediyorum var ya, kapitalizm kokuyor buralar ya. Afternoon'da yatalım mı ya, ne yapalım? Hayvan yok oğlum. Siz hayvan bulabiliyor musunuz? Yok abi. Ama afternoon'da çok erken olur be. Kanka bitirdik hayvanları. Yani bence yatalım kakalım, çünkü burada zaten horde yeme şansımız da yok. Ayı kardeş ne haber? Ayıdan 3 tane çıkıyor kanka, güzel. Aslanım. Ha öyle vurursun anca. Bir tane daha çakıp. Bir tane daha çakayım. Aynen öyle. Bir tane çıktı kanka. Kaç? 2. Ha, onda da 2-3 arası değişiyor demek ki kanka. Değişiyor. Gelse eve doğru bir yavaştan bir gelin abi. Yavaş yavaş böyle yolda gördüğünüzü vurursunuz yine. Ben de şu tarafa bir bakayım. Bazen şunun içine de geyik kaçıyor şuraya doğru da. Var mıdır acaba? İyi gidi be. Gözümde canlanır koskoca mağazı. Elven Quarter'daki eve girince mi? Evet abi. Hayır. Kanka buradaki evi yapınca bir de şeyi düşünmüştük ya. Artık yani evimiz burası yani, anladın mı? Buradan ötesi yok yani falan. Hani evet, hep öyleydi. Evet. Sonra Moria madenlerine yaptık, dedik artık burası aga. Moria madenlerine ötesi yok falan olduk yine böyle. İşte şurayı şöyle çekelim mi? Şöyle kapatalım mı? Şunu yapalım mı? Sanki sonsuza kadar orada yaşayacakmış gibi. Agalar vallahi yatalım kaçalım. Sabah olsun bu hayvanlar tekrar çıksın, keselim gidelim. Gelin abi. Zifiri karanlıkta uyanma ihtimalimiz var. Aa night'ta uyandık lan. Şimdi şurada bakayım ne atabilirim. Pardon. 3 tane et atıyorum arkadaşlar. Yapıştır abi. Tamam. Üstümde 9 et vardı. Onu kullandım. Yiyelim çıkalım. Bendeki 10 eti de sana atayım istersen. Yok kanka kalabilir ya. Neyse aldım. Mete ne yapıyorsun? Bakıyorum öyle, ne var ne yok. Arkadaşlar bu arada bu biz hani kuş tüyü falan bulduk ya. Kendimize böyle zor zamanlarda savaşabilmek adına biraz böyle Khazad Bolt falan mı yapsak? Ya da Nogrod Bolt var da, Nogrod Steel Ingot'ları buna harcamaya da biliriz yani. Birisi katman 5, Khazad Bolt katman 4. Katman 4'lük böyle bolt yapıp kendimize ne kadar tüyümüz varsa Khazad Steel Ingot'ları kullanıp. Ona göre
Sonrasında hareket edebiliriz yani. Çünkü tüyler ya. De boşa gitmesin yani. Yapalım gitsin diyorum ben. Şey eve dönünce yani. Bence Nagrod Bolt daha iyi olur. Ama saklarız zaten diğer oklarımız duruyor. Öteki şey Nogrod mu daha iyi olur diyorsun? Evet. 5. seviye abi. Ama onun için Nogrod Stilingot harcamamız lazım. Nogrod Stilingot'u da zor üretiyoruz biraz kanka. Ondan dedim ben. Nogrod değil de Khazad mı yapsak diye. O yüzden öyle bir yorumda bulundum. Anladım. Düşünürüz tamam olabilir. Oğlum ne kastın ya. Bu arada burada ayı mayı spamlı olmamış. Yattık kalktık. Sabahı bekliyordur belki. Ayı yok. Oğlum yatıp kalkınca olması gerekiyor ya aslında da. Ben geyimi buldum abi. Ya. Adam acımadan okuyor ya. Kardeşim baltayla vursana şunlara. Abi ben crossbow seviyorum ya. Adamın içindeki uruk çıktı kanka meydana. Evet. Aha. Buraya aha, gelmiş. Oo. Geyik kardeşleri. Kuş yumurta bırakmış yine arkadaşlar. O yumurtayı aldım yine. Alalım. Gel lan buraya alalım. Kurt. Hide scraplerinizi alacağım lan sizin. Gelin lan buraya. Aha, İtoğlu bu itler. Bir. Aha bu iki. Aha bu da 25. Hadi bakayım. Oh. Oğlum şuradaki kurtlara bir tane vuruyoruz ya çok keyifli oluyor ya. Kanka 22 oldu bende haberin olsun. Tamam. Devam et kardeşim. 122 olana kadar devam et köle. Olur. Balta çok iyi oldu ama kurtlara tek atıyorum falan. Kılıçla da kurtlara tek atılıyor ha kanka. Onu da söyleyeyim. Yani artık tek atalım bir zahmet yani o kadar ilerledik geldik evet. Çıktık ebesinin evet. Nikahına kadar artık bunlara tek vurmayacaksak vallahi yazıklar olsun bize. Kılıç geyiklere de tek atıyormuş bu arada. Gel. İlk defa geyik öldürdüm bu arada he. Helal olsun. Helal be kardeşim. Acaba. Çok mutlu oldum ha. Kardeşim 1, 2, 3 hadi bakayım he. Gelin bakayım siz buraya. Al bunu. Tut ondan. 82 vurdu lan uzaktan. Lolo. Buranın içerisine geyik girmiyor değil mi? Buradaki bu şeyin. Forge'un içine kanka. Genelde... Giriyor. Kapının önünde öldürüyorsun. İçeride oluyor mu? İçeride spawn'da olmuyordur. İçeride de oluyor ya. Oluyor bazen oluyor. Şuraya çıkıp bakayım. Bazen oluyor ama. Vallahi yok kanka içerisi hep sessiz. Ya bizden kaçarsa oraya doğru koşuyordur da genelde kapının önünde bir iki tane spawn oluyor. O iki taneyi kestim. Bende 8 tane hide oldu. Hide scrapleri saymıyorum arkadaşlar. Çünkü hide scrapleri şey yapıyor ya böyle kaç 4-5 taneyi mi birleştirip bir tane yapıyordu. Öyle bir saçmaydı yani o. O yüzden onlardan çok az elde edeceğiz büyük ihtimalle. Çok az elde edeceğiz. Toplayabildiğimiz kadar niye toplayalım yani bir sürü hide scrap'ten işte 5 tane falan elde etsek bile belki karımız olur yani her halükarda. Alabildiğimizi alalım ama önemli olan hide. Çünkü hide'ları da tuzla bir de letter'a çevireceğim yani. Bir de o var. Gel. Biri gel. Anıl Moria'ya girmiş, şeye gitmiş bu ilk yere. Şeye gitmedim ya. Biraz gidiyorum ama. İçeride hı-hı. Şeyler var, küçük hayvanlar var. Onları keseceğim kanka. Şeyler. Herkes seviyesi kadar kesti işte. Ama ama şöyle kanka, orada sadece o diamondlar var işte. Başka yok yani o yüzden. Onlardan da high script çıkıyor sadece. Bir de fareler var. Farelerden de high script bile çıkmıyor. Sadece şey çıkıyor. Et çıkıyor bir tane. Evet, geri dönüyorum şu anda. Vallahi abi yok ya, hemen tükettik. Ya şeye gitsek mi acaba ya? Bu Moria madenlerinde de mesela keçiler oluyordu ya ama keçilerle de çok az karşılaşıyorduk. Şimdi bir yandan da onu düşünüyorum yani böyle acaba... Ve bazısında çıkıyor veya çıkmıyor kanka onlar şey koyuyor. Sürekli çıkan bir şey değil keçilerle. Hmm. Öyle bir durumda.
yani söz konusu. Doğru. Hadi ayıcık. Ayıcık. Ben de burada bir ayı öldürdüm ayı şimdi. Ayıcık. Ayının ayı ardından yok. Bir şey daha yürüyordu la. Nerede o yürüyen? Ben mi yanlış gördüm acaba? Gölgesi. Ya hayır ya, ayının ardından öbür tarafa doğru bir şey yürüyordu oğlum. Benim aklıma bir şey geliyor ama yayında söyleme izin var mı bilmiyorum. Sakin ol dede, sakin ol. Oğlum çok merak ettim lan, niye acaba? B ile başlıyor. B. E, dayımın D'si mi? Hayır, B, B. Bildirim B'si ama bilmiyorum zaten. Ya oğlum. Aradığımız kelime bildirim. Ya. Kanka o kadar arkaya uzanmıyordur diye ben düşünerekten yine şey yapayım yani hani. Hani büyük de kendi kadar. Anladım anladım. Bu arada geyik yok hakikaten ya. Ayı da yok, geyik de yok. Yani yine bitirdik kanka herhalde. Bu kadar kısa sürede uyuyabiliyor muyuz peki? The Dark oldu. No, Night'tı, The Dark oldu. Uyuyamıyoruzdur kesin de. Yok abi, hayvan yok. Toplam kaç olduk onu da bilmiyorum ama Moria madenlerine insek işte Mete'nin dediği gibi onlardan da bir çıkıyor bir çıkmıyor. O da sıkıntı yani. Bende var işte. Kanka 10 bende var, 35 etti. Yani aslında şu an ihtiyacımız olan topladık, 34 lazımdı bize. Ben saymıştım, hatırlıyorsun değil mi Anıl? Evet, evet. Bize lazım olan 34 ama... Ya bende 5 tane var kanka, 5 tane var. 40 etti. 20 tane de high scraps var, oradan da 2 tane gelse, 2-3 tane. İyi o zaman. Bende de 6 tane var high. Ondan. Bende de 10 tane high scraps var mesela. Bence tamam o zaman. 40-50 arası bir şey yapıyoruz o zaman gençler. Hemen hemen. 40 ile 50 arası. 45 falan böyle olabilir herhalde tahminimce. Evet olabilir abi. Bunu kırabiliyor muyum acaba lan? Yok. Hadi bakalım. Deme dağılın. Ya oğlum yapma şunu lan. Anlamsız şarkılar söylüyorsak aradaki boşluğu doldurmak için ben Sırpça şarkılar söyleyeceğim. Dinliyoruz, evet. Güzel olur. Harbi söyleyeyim mi ben? Söyle lan. Oğlum dinleyelim. Ben çok merak ettim sen öyle deyince. O zaman şey var. Yugoslavya yöremizden rahmetli Kemal Montenon'un bir şarkısını söylemek istiyorum. Tabii. Şarkımızın adı Sarajevo Ljubavimoja. Yani Sarajevo sevgilim benim. Söylüyorum. Evet dinliyoruz. Mete yorum yaparsın. Aynen. Olur. Zajedno smo rasli, grade ja i ti. Isto plavo nebo, poklonilo nam sti. Ispod trepeviće sanjali smo sne. Ko će brze rasti, ko će lepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja. Sigman uz osmije, slao si mi san. Dječak koji raste, zavolio te tad. Ostao je ovdje, vezan za svoj grad. Bilo gde da kremen, o tebi sanjam. Putevi me svi tebi vode. Ček s nekom čežnom na sretna tvoja. Sarajevo ljubavi moja. Pesme svoje imaš i ja ih pjevam. Želim da ti kažem što sanjam. Radosti su moje i sreća tvoja. Sarajevo ljubavi moja. Sarajevo ljubavi moja. Bu kadar. Kanka hiçbir şey anlamamama rağmen rakı açıp içesim geldi ya. Normal mi bu? Normaldir abi, evet. Şarkının doğal etkisi. Ne ya bu? Yaktım bir tane sigara, dur. Lan oğlum. Ya bok iç ya abi. Mete, tamam mı? Güzelmişti. Abi biz yayınlarımızda yeşili savunmuyor muyuz ya? Sigara migara nedir yani? Yani değil mi? Mesela evet. Rakı gayet makul bir şey Mete ama
tabii ki. Ya rakının neresi makul bir şey? Sigara hiç hoş değil. Şey değil mi? Alkol sonuçta ya. Hiç alakası yok abi. Beni alakadar etmez benim onun. Benim alakası var ya. Benim de alakadar etmez abi. Sonuçta sigara da yani sonuçta yerden topraktan çıkan bir şey, tütün ya. Hmm. Eğer Allah bunu haram kılmış olsaydı topraktan yetiştirmez. Tamam, rakı için de aynı şey. Üzüm o zaman tamam, yetişmeseydi tamam, oğlum. E tamam işte ne yani şimdi sigaraya lafta alkol yok. Ama sigarayı sen içesin de akciğerine çekesin diye bence yetişmiyor o yerlerde. Üzümde onun için yetişmiyor. Kanka şimdi bak anlatıyorum hemen seni göt etişimi iyi dinle Anıl, tamam mı? Kanka biliyorum çok güzel kanka. Göt olacak şimdi. Kanka tamam. Hangi ülke neresi hatırlamıyorum ama bir yerde bir tane ben bir belgeselde izledim bunu. Bir yerde bir tane meyve türü var tamam, tamam mı? Orada da yaşayan bir maymun türü var, böyle küçük küçük maymunlar böyle omuza gelir ya, böyle o tarz bir maymun türü var. O türün de adını hatırlamıyorum. Belgeseli izleri çok olduğu için ayrıntı veremeyeceğim. Araştırırsanız bulursunuz. Aga bu maymunlar bu ağaçta çıkan meyveler bir süre sonra İçerisinde alkol üretiyorlar, tamam mı? Bu maymunlar da... Sen o evlerden bahsetmiyor musun abi sen? Emin değilim kanka, kesin konuşmayayım. Dediğim gibi çok oldu izleri, o yüzden böyle terimleri hatırlamıyorum çok. Maymunlar da kanka bu içerisinde otomatik olarak hani doğada kendiliğinden ağacın dalında alkol ürettiği için bu meyve, bunların alkol üretmesini bekleyip öyle tüketiyorlar kanka. Erkenden onları koparan maymunlara falan da saldırıyorlar bir de. Saldırıp vuruyorlar almasın yemesin falan diye. Özellikle kanka onun içinde alkol üremesini bekleyip ona göre koparıp yiyorlar. Böyle kafalar bir milyon takılıyorlar, kameraya çekmişler falan böyle bunlar, tamam mı? Hadi lan Mete açıkla lan bunu o zaman. Bu maymunlar ne ya? Şimdi cehenneme mi gidecek bu maymunlar kardeşim? Yo ne bileyim oğlum cehenneme gidecekler ne bileyim, ben maymunun hesabını gidemem ki. Ama ben doğada tütünü sarıp içen maymun görmedim mesela, ama bak alkolü tüketiyor. Doğru. Ne alakası o no? Ya yürü git ya, göt oldu şu anda yani. Sus lan. Hayır abi bana ne var, kim ne yapıyorsa yapsın maymunun. Oğlum sen bir kere kölesin, haklıysan bile haksızsın lan. Allah Allah. Şu an Mete bana ne demek oğlum? İddianı savunsana. Neymiş? İddianı savunsana. Argümanları etsene. Ben bir şey iddia etmedim ki oğlum. Destan. Kanka doğada yetişmez dedin, eğer bu içilmeyecekse doğada yetişmez dedin sen. Hayır, bunu bir anekdotla bunu bize anlatman lazım şimdi. Tamam, sigara da sonuçta tütün nereden yetişiyor abi? Tamam ben biliyorum oğlum, dedem üretiyordu, ben biliyorum evet evet. O maymunun yediği de yetişiyor yani, ne yapalım yani. Tamam. İyi de kardeşim topraktan o zaman reklam gibi olacak da Marlboro mu yetişiyor direkt yani? Ya sonuçta hayır. Bir işlemler geçiriyor yani, alkol de bir işlemler geçiriyor, üzümde bir işlem geçiriyor. Oluyor sana kafa bulucu şey yani sonuçta, zararlı bir şey oluyor yani. Kafa bulucu şey orada. Kafa bulucu şey abi. Çok... Hayır yani kanka. Tamam. Kafa bulucu. Kafa buluyor. Kafa buluyorlar yani. Kafa buluyoruz ya. Bulmuyoruz mu kafayı? Aa bak bununla alakalı ben bir şey bilmiyorum ama kedi şey yazmış. Aklıma işte bir şey tarlasına dalan keçiler geldi diyor. Neydi o? Kenevir miydi? Bir şeydi ya. Bir ha öyle bir ottur, haşhaştır, bir şeydir ha. Falan da ben şey kelimeyi söylemeyeyim dedim. Kafaları güzel bir şekilde yamuk yamuk yürüyorlardı diyor. Ha. Evet. Benim anlattıklarım maymunlar da öyle kanka. Yiyorlar böyle, kafalar böyle geri gidiyor, gözleri dönüyor falan. Keyif alıyorlar ondan bayağı bir yani. Aynen. Ulan ya. Kardeşim keyif alır mı? İşkence çekiyor hayvanlar. Öyle lütfen. Oğlum, niye işkence çeksinler ya adamlar? Mete. Kardeşim ben şey yapmıyorum ki yani, hani herhangi bir savunma moduna geçmedim ki. Ben de yani sizin kullandığınız alkol neyse sigara da aynı şey diyorum yani. Başka bir şey demiyorum ki. Sonuçta işlem görülüyor, o da zararlı hale geliyor yani. Hmm. İşin haramına helaline bakmıyorum yani. Şimdi bak iş... Bir dakika şimdi, yani. Bir dakika kardeşim. İşlem görmesi zararlı değil mi? Ne? Tütün mü? Aha. Hayır. Başka şeylerde de kullanabilirsin. İşlem gördüğü için mi zararlı hale geliyor? E, tabii ki canım, onun içine zibilyon tane şey katıyorlar anasını. Kanka ama şimdi işlem görmeden sarıp içsen onu, kurutsan içsen yine aynı şey. Ya şöyle hani içersin, onun da çok fazla böyle aman aman hani normal bir sigara kadar zarar olmuyor kanka. Yok be kanka, tek farkı şey ya işte onu alıyorlar, kurutulmuş halini şeyden geçiyorlar. Ama bu normal sigaralara çok fazla katkı maddesi. Ha o harici katkı maddelerini bilmiyorum kanka abi, ama ona bakarsan şimdi ben gidip bir tane rondo yesem onda da katkı maddesi var, anladın mı şimdi?
Mete. Kanka değişiyor ama şimdi. Şimdi roket yağı var mı anasını vuranda yani? Yok ya. Burada roket yağı var anasını. Kanka. Aleyküm selam Karabelacım, hoş geldin. Bok gibi bir konu konuşuyoruz da şu anda. Sigarada roket yağı varsa senin uçması lazım kardeşim. Tabii ya, çok haklı. Ben çok doğru buldum şu an bu söylemi. Yani çok bana haklı. Böyle gelirsen ben bu argümanla yanıt veririm yani. Yani bir sürü adamlar açıklamış yani sigaranın içindeki maddeleri, şeyleri. Normal bu tekerlerden bahsediyor. İsviçre'de bilim adamlar açıklamış kardeşim, yazıyor kitapta. Ya açma. Bilmem artık hangi dünyanın hangi ülkenin bilim adamı, gördüm yani bunu ben. Şimdi ne diyeyim yani. Sigar ama normal saf tütünde yok. Hani şey bir katkı maddesi vesaire sigar yok. Göster. Neyi çıkarayım göstereyim abi? Katkı maddesi yok diyorsun, çıkar göster. Abi nasıl göstereyim şimdi ben sana onu? Şey, Samet bir şey söyleyeyim mi? Bu Abdülhamit'i savunmuştur. Kanka ben savunduğunu düşünüyorum zaten bu. Hatta oğlum benim elimde var ya Mete'nin fotoğrafı. Abdülhamit'in fotoğrafını böyle tutuyor, savunuyor falan. Evet, evet. Sonra diyoruz sen alacak. Abdülhamit'i savundun diyoruz. Şey diyor. Savunmadım diyor. Yani savunmadım, puş diyor. Alçak puş diyor, bir şeyler diyor. Vallahi. Ne vuracağım böyle? Ya inkar et. Oğlum inkar et. O fotoğrafını da paylaşayım şimdi. Abdülhamit'li fotoğrafını da paylaşayım. Abi şimdi onun Photoshop oldu. Herkes belli yani onu. Kanka şimdi Photoshop Photoshop deyip de işin içinden sıyrılmaya çalışma. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz kardeşim. Savundun ki var öyle bir fotoğrafın. Fotoğrafı biraz doğru düzgünse ben Allah'ın Tataristan'da saptığını abisin. Nerede savunacağım? Kanka bak öyle ki Tataristan'da bile gitmişsin dükkan dükkan gezip Abdülhamid'in tablosunu bulmuşsun yani. Bu daha yeter yazıklar olacak bir şey. Nasıl buldun orada? Nasıl buldun? Onu orada nasıl buldun ya? Anıl sen fotoğrafı görmüş müydün? Gördüm. Ha tamam, ekstra göstermeme gerek yok ama benim elimde kayıt altında, ben tutuyorum onu. Yani... Ya, evet yani de. Ne bileyim abi şeyin ya konuşuyoruz. Ben de işte ne diyeyim. Cevap vermek istemiyorum bu tür şeylere. Sen yarın bir gün şeyini savunursun. Manipülasyonlara gelmeyeceğim abi. Bırak sen yarın bir gün Torun'a karşı Dayın Demiray'a da savunursun. O kim lan? Onlar kim anasını satayım? Aa tübe. Hayda tübe. Abi Torun'la Torun'la Dayın Ironfoot'u tanımıyor musun oğlum, Dayın'ın oğlu? Aa. Dayı mayı deyince ben anlamadım dedi. Dayı ne alakalı? Kanka şey Dayın Demir Ayak dediği için oradan herhalde Türkçesini mi oradan şey? Hep abi, Iron Foot oradan. Diyoruz ya biz şeyde BFM'de falan Demir herhalde falan oradan. Yani. Hayır şimdi ben Türk izleyiciler de anlasın diye yoksa Mogada Prisamoğlu nasıl sıkom yani sıkıntı yok benim. Sen o zaman şey muhabbetine geliyorsun şu an. Gece yerine niye night diyorsunuz ki? Çünkü diyebiliyoruz. Kanka sana bir şey değil mi? Kimsenin buna takılacağını düşünmedim bile o yüzden. Biliyor musun? Hani aslında hiçbir sebebi yok benim öyle söylememden. Hani altta görüyorum. Noon olmuş diyorum. Afternoon olmuş falan diyorum böyle. Hani kimse takılmaz buna. Bu ilkokulda öğreniyoruz ya kanka bunları. Abi insanın bir şey. Noon'u biz niye çevirelim? Adam noon yazmış oraya. Niye çevirelim? Kanka yani? Hadi mesela The Dark'ı ne diye çevireyim? Ya. Kanka The Dark'ı da o zaman yani. Şey. Arkadaşlar şu anda karanlık. Karanlıktayız. O yüzden uyuyalım falan. Hani ne bileyim diyorum ki The Dark olmuş diyorum vakit. Yatalım falan yapıyorum böyle. Orada hep okuduğum için oluyor aslında. Türkçe olsa oyun Türkçe söyleyeceğiz hepsini de. Yani. Şimdi günü mesela 93. gün olmuş. Ona da day demiyoruz mesela. Gün diyoruz yani. 93. gün. Hmm. Ya tamamen doğaçlama yani kanka. Kasmadan tamamen doğaçlama takıldığımız için böyle oluyor da. İşte yapacak bir şey yok. Takıntılı olan soruyor herhalde. Bir şey diyemiyorum yani. Adam ya demek aslında... ki koyu milliyetçi yani bir şey diyemezsin. Abi bunun ne alakası var milliyetçilikle ya? Milliyetçi olan gitsin Türk arası yok. Kanka ama bak çok doğru Anıl, çok doğru çünkü bana bununla alakalı birisi bir yorum yapmıştı BFM'de çok önceden, hatırlarsınız bunu. Neden farma farm diyorsun tarla demiyorsun diye adamın profiline girmiştim. Ulu kurt vardı profilinde. Bak bu kadar denk gelmez kanka Anıl. Bu kadar denk gelmez yani. Adamın profilde ulu kurt fotoğrafı var. Ve bana farma neden tarla demediğimi söylüyor BFM'de. Arasın farm. Bütün YouTube'u araştırsın bakayım kanka farm için tarla diyen var mı acaba? Türkçe bir kanal var mı? Tarla ya da çift. Farm çiftlik demek benim bildiğim kadarıyla. Farm çiftlik demek zaten evet. O tarla yazmıştı kanka. Niye tarla demiyorsun demişti. Ne yapacağım işte abi. Kumarlı sipahi yetiştirmediğimiz için.
Hassasiyetleri var işte, yapacak bir şey yok. Abi bunlardan abi, sadece et çıktı ya. Arkada ayı vardır, onu da halledeyim. Hassasiyetleri var da yani bunları yarıştırmayalım şimdi. Oyun oynuyoruz, eğlenelim anasını. Tabii canım, orası bir nokta, başka bir nokta ama adam işte demek ki hayat felsefesi edinmiş onu, ne yapsın abi, bir şey diyemezsin ki. Saygı duyarız yani. Ama kanka bunun için gelip beni şekillendirmeye çalışması ve yargılaması yanlış, yanlış değil mi ya? Yanlış. Orada, oğlum orada ben kısım yanlış abi. İstersen tamam, farm sen... derim, ister tarla, ister çiftlik, ister kışla ya da baraka derim. Bak buna bile takılmışlardı, niye baraka diyorsun falan diye. Hani ne, ben bunun bir de 50 kere açıklamasını yaptım bir de kanka. Ne? Adamlara diyorum ki ya küçükken baraks. Ana tarafım İngiliz. Nereden bileceğim ben? Ben de İngiliz sanmıyorum. Ya bak o da olabilir, o da olabilir. Çok doğru. Ya ne alaka yani? Kanka bak şimdi. Değişik. Şunu kaç kere açıkladım hatırlıyorsunuz değil mi? Baraks, biz bu oyunu oynarken 10 yaşında olduğumuz için Baraks'ı Baraka diye çevirmişiz. Nasıl olduysa, anladın mı? Öyle evet, demişiz yani, Baraks evet, yazıyor ya, Baraka demişiz buna. Nasıl oldu bilmiyorum bak. Öyle bir furya başlamış ve ben bunu defalarca açıklamak zorunda kaldım la. Yani bunu açıkladığım için onlar adına utanıyorum yani, biliyor musun? Onlar adına utanç duyuyorum ya, bunu açıklamak zorunda beni bıraktıkları için. Gereksiz abi. Çok değişik bir durum yani. Öyle şeyler için gerek yok birbirimizi izliyor ama yapacak bir şey yok. Yüzüyoruz işte. Öyle. Abi sayılardan ya, haber verin abi. Ha dur, Anıl bir şey söyleyecek, ondan sonra sayarız. Tamam Anıl, sen de söz. Dedeciğim. Dedeye sahip eyvallah, çıkalım. Ya, teşekkür ediyorum. Şimdi bak, şimdi şöyle bir olay var. Şimdi biz burada desek ki Türk tarihi üzerine şeyler yapıyoruz. İçerik yapıyoruz. Hani oyunda Türkler yapmış. İşte Samet Göktürkler, Mete sen Selçuklular ol, ben de şey olayım abi, İskitler olayım. Ha burada işte Türk terimler kullanmak yerine yabancı terimler kullanalım. Bak burada haklı adam. Yine değil ama haklı. Oyun Türk üzerine işte bir ara film vardı, hatırlıyor musun? Hakanlar çarpışıyor diye. Oğuz Kağan'la evet. Mete Han'ı çarpıştırıyorlardı. Aynı adamı. Sonra neyse. Yani onun gibi bir şey oldu diyelim hadi. Abi ne alakası var ya? Oyun ya bu. Sal ya kardeşim, keyfine bak ya. Evet evet. Hani şey demiyoruz ki biz burada. Bir tane çarpıştırıyor. Kanka burada aslında bak, bu konuya hiç girmek istemiyordum ama burada çok kısa şunu da söylemek istiyorum. Kanka benim kanalı biliyorsunuz değil mi? Yani şey olarak içerik üretme hızı olarak ne yapıyorum falan diye biliyorsunuz. Evet. Sıcağı sıcağına evet, yaşadık öyle bir şey. Genelde kanka ne yaparım? Kardeşim onları vurmazsan ben kılıçla vuracağım da kardeşim. Bir tanesini kılıçla vurmama müsaade edersen Mete. Sıkayım mı? Şerefsiz. Orada bıraktım onları al ha. Şimdi ben ne yapıyorum aga, bak çoğunlukla beni takip edenler biliyordur. Neredeyse kanka son 3 yıldır günde bir tane video atarım hep. Ne yaparım ne ederim, bir şekilde onu denk getiririm yani. Günde bir tane video atarım aga. Bazen hani yayın açamam, bir şey olur falan, onu denk getiremezsem, yayın düzenim bozulursa iki günde bir atma şansım olabilir. Ben ne dedim bu seriye başladığımda, dedim ki ilk videoda Anıl sen benimle birlikteydin. Bak videoyu açtığımın 10. saniyesi söyledim bunu, videoya giriş yaptım. Sevgili YouTube falan filan böyle işte girdik ve direkt şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar, günde dedim iki tane atmaya çalışacağım. Atabilirsem dedim atacağım, yetiştirebilirsem iki tane atacağım, olmazsa dedim bir tane atacağım, bu şekilde ilerleyeceğiz dedim. 2-1-2-1 şeklinde gideceğiz dedim, bu seriyi böyle devam ettireceğiz falan. Günde iki tane atmanın da beni ne kadar zorlayacağını biliyorsunuz değil mi? Çünkü bu videoyu burada biz şimdi yayın yapıyoruz, burada bunu üretiyoruz, ben render bilgisayarıma aktarıyorum, oradan onu renderlıyorum. Bölüm bölüm 3 saati 3'e bölüyorum, renderlıyorum, tek tek yüklüyorum, bunun bir yükleme süresi var. Ondan sonra ona işte YouTube'da da ayrıyeten renderlanıyor tekrardan bütün görüntü kalitesi. Bir kapak yapıyorum, bir şey yapıyorum işte, detaylarına çok girmeyeyim yani. Ondan sonra etiketini oluşturuyorum, bir şeyler yapıyorum, açıklamasını yazıyorum falan da fistan, başlık buluyorum ona derken iki tane atıyorum bazen. Atamadığım zaman da bir tane atıyorum, tamam mı? Şimdi ben de bomboş insan değilim ya, şimdi burada şey... Bütün işi gücü bırakıp bunu yapamıyorum arkadaşlar. Yani benim de şimdi ekstra bir hayatım var. Aga şimdi bak, iki tane atarken günde adamın biri şikayet ediyor. Neden iki tane atıyorsun? 3-4 tane atsana işte, ya da daha fazla falan diye. Bir tane atarken daha beter şeyler yazmaya başladı ben bir tane atmaya başlayınca, ki yetiştiremediğim için bir tane atıyorum. Sonra iki tane atıyorum, yine
Bak o gün ekstra vakit harcıyorum, tamam mı? Diyorum ki lan hani şu işi bir bırakayım da şu videoyu bir ayarlayıp diyorum yayınlayayım, hani video eğer renderlandıysa ayarlayayım onu falan. Bak ekstra çaba sarf edip o gün bir tane de atıyorum. Onun altına da yorum yazıyor. Diyor ki ne kadar yavaşsın sen, günde bir saat mi oynuyorsun bu oyunu? Daha fazlasını atsana falan. Ve serinin başından beri adam bunu yazıyor. Sürekli. Bak bunun dışında hiçbir şey söylüyor. Ne yapıcı bir yorum var, ne işte iyi oyunlar falan, hani bunu yazan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu arada. Billurlarınız sağ olsun, yani gerçekten seviliyorsunuz ki bizi motive ediyorsunuz. Siz oraya bir iyi oyunlar yazsanız bile işte sizi izliyorum, eğleniyorum, işte ne bileyim emeğinize sağlık, elinize sağlık, oranıza sağlık, buranıza sağlık. Bunların hepsi motive edici, destekleyici yorumlardır. Çok teşekkür ederiz. Ama abi bir de böyle bir türlüsü var. Ama bak bunun da kanka bir de yapıcı olanı var. O da diyor ki, onu da bugün mü dün mü ne aldım öyle bir yorum. Keşke diyor iki tane atabilseniz, işte sizi izlemek için bekliyorum falan diyor. Bak bu ne kadar yapıcı bir yorum kanka bak. Çünkü o cümlenin altında ben şunu anlıyorum. Doğru mu yanlış mı siz yorumunu yapın onun. Ben o cümlenin altında şunu alıyorum. Hani atabilme fırsatınız olsa, imkanınız olsa, demek ki hazırlayabilseniz, atabilseniz, keşke atsanız yani. Hani demek ki atamıyorsunuz ki bir tane atıyorsunuz. Ben de sizden izliyorum, sizi bekliyorum falan. Bak ben bunun altında bunu anladım kanka. Siz bilmiyorum ne anladınız. Ve kalp attım yani yoruma. Çünkü gerçekten hoşuma gitti bu şekilde bunu izah etmesi. Belli ki izliyor ve gelmesini istiyor bölümün. Bir de öbürü var. O da şey, hem izliyor, keyif alıyor. Hem de şikayet ediyor. Diyor ki şey, siz bir saat mi oynuyorsunuz? Şöyle mi yapıyorsunuz? Vay efendim, son yorumu neydi kanka lan? O bizim artık hani 25 yorum yaptı adam, 25. de artık patladık. Ne diyordu? Kanka haftada bir oyna. Haftada bir atın ya, çok patlıyoruz. Aynen çok ha, tamam. Haftada bir at istersen ha falan diye böyle yazmış. Oğlum. Lan oğlum bu nasıl bir boyut lan? Nerede yaşıyor? Nasıl bir hayatı var? Yani böyle tipine baksan bak, o fotoğraf onun fotoğrafı mı bilmiyorum. Gerçekten bu yorumu da yapmak istemezdim. Sokakta görsen görmezden gelirsin yani, öyle bir tip. Suratına bakmaz, selam vermezsin yani. Abi gelmiş orada bir o ahkamı kesiyor. Bir de bu ahkamı 25 yorumdur kesiyor ya kanka bak. Bir defa iki defa yazsa yine okey dersin değil mi? Yani. Ya tabii ya. Oğlum nasıl lan? Oğlum bu kadar baskı kurduktan sonra sana itiraz edince bir de diyor ki niye bana düşman kesiliyorsunuz? Ulan bunun haricinde bir şey yazsana kardeşim ya. Nasıl bir tuhaf bir tipsin ya? Ben sana burada hizmet mi veriyorum oğlum? Hizmet sektöründe falan mıyız? Ben garsonum, sen video bekleyen müşteri falan mısın yani? Nasıl bir şey yani kanka bu? Bu kafayı algılamak istiyorum yani. Gerçekten. Benim düşüncem şu. Ben burada her zaman bunu konuşuyoruz. İki tane arkadaşımı yanıma almışım. İki tane sevdiğim dostumu, arkadaşımı yanıma almışım. Ve ben bunu yayın yapmasam bile oynayacağım bu şekilde. Ve demişim ki ulan hadi zaten Yüzüklerin Efendisi oyunlarını oynadığım bir kanalım var. Hadi bir de yükleyelim bunu buraya. Değil mi? Böyle gelişerek dedik ki hadi işte bir de yani bunun içeriğini yapalım, atalım buraya. Zaten oynayacağız, eğleneceğiz. Hazırda kanalım var benim. Atayım oraya. Bu kanalda uyar yani. Return to Moria sonuçta. Yüzüklerin Efendisi oyunu yine. Ve bu macera bu şekilde başladı. Agam. Yani ben bu amaçla başladım buna. İster izle, ister izleme. Keyif alıyorsan izle. Desteklemek istiyorsan destekle. Yorum at. Beğeni at falan filan. Bunun haricinde bana karışma yetkisini, günde kaç tane atmam gerektiğine kadar kim veriyor abi size? Sonra da bunun için eleştirdim ama ben diyor. Eleştiriyi kabul etmiyor musunuz? Eğer böyleyse etmiyorum kardeşim. Yani çünkü benim oynayış tarzıma kadar karışıyorsun sen. Günde ne kadar atacağıma kadar karışıyorsun. Kimsin oğlum yani? Kanalın sahibisinde haberimiz falan mı yok acaba? Bir yatalım mı arkadaşlar bu arada? Sözü size de vereceğim. Vallahi içimi döktüm şurada arkadaşlar. Normalde bu kadar uzun anlatmayı da düşünmüyordum. Bir içimi dökmüş oldum. Size de bırakayım sözü. Siz de ne söylemek isterseniz söyleyin dostlar. Ağzına sağlık. Kanka ben geliyorum. Mete senin yanında galiba. Ha yok, sen de benim arkamdaymışsın. Ben senin arkandan geliyorum aynen. Tamam gidelim şeyde. Yatalım. İlk yuvamızda. Ben evdeyim. Bir yatalım kakalım. Behliyorum sizi. Tamam. Sonra ışınlanalım abi. Elimizde ne varsa o artık. Çünkü bende 21 hide var. Mete sende ne oldu? 21 31. mi? Nasıl topladınız be o kadar? Kanka 52 oldu. Anıl? Bende 9 var. 21 tane de high stress var.
Kanka 61 Trabzon height sayımız. Tamam. Kanka güzel, tamam. Height scriptleri de birleştirdiğimiz zaman şu anda aslında amacımıza ulaştık ama sohbet muhabbet arasında bir 45 dakikada falan ulaşmış olduk. Neyse yani yapacak bir şey yok. Buradan hemen ışınlayalım. Gelmişken şunu da keselim. Sen ne kadar üşengeç bir adamsın ya. Neden? Merdiven yapıp çıktı abi, değil mi? Merdiven yapmışsın ya. Ya. Abi ben asansörle eve çıkınca da hep asansör kullanıyorum. Ya. Kanka bence iyi olmuş bu. Yani, ben de yani yürüdüm çıktım. Güzel oldu gayet. Oh. Ama işte kıymet bilmeyenlere böyle abi yetki veriyorsun, konuşuyor yani. Uyuşuk muyuşuk diyor. Kanka köledir, boş konuşur ya. Niye kafaya takıyorsun ki? Doğru. 3 tane et atıyorum yine. 3 eti yiyelim, ondan sonra ışınlanalım o zaman gençler. Tamam baba. First Light'tayız. Niye First Light dedin? Hani ilk ışıklar demiş. Burada... Oğlum tamam bırak şu konuyu ya. Hayır, siz konuyla alakalı genel bir yorum yapacaksanız yapın, kapatalım aga. Bir şey söyleyecekseniz. Abi benim ekstra söyleyecek bir şeyim yok. Yani sen zaten her şeyi söyledin. 55.555 kere de konuştuğumuz için buna benzer şeyleri. Evet. Artık. Yani çok güzel artık bir özü söz var. Ben. Tatlı dilcilerin deliğinden çıkarır abi. Deyip. Değil mi? Ya her ne kadar yani her senin söylediğin şey şuraya çıkıyor. Her ne kadar sen benim bunu oynarken bana ne kadar sinir olursan ol, hani bunu bana yapıcı bir eleştiriyle söylersen ben onu alırım kanka. Ama sen bana abuk subuk konuşarak söylersen ben alacağım varsa da almam. Ben de sana karşı çıkarım yani. Gıcıklaşıyorsun abi bir defa yani. Gıcık kapıyor yani. Yani o yaptığı yoruma tamam böyle bir o yorum canlı olsa da böyle dövsen ağzını burnunu kırsan o civara gelir. Kanka Twitch'te olsak adama tak diye ban atar kurtulursun. Anladın yani mı? YouTube'da bir şey de yapamıyorsun yani. Hani banlasan adam yine yorum yapmaya devam edecek. İşte o muhabbeti anlattım size. Mete aşağıda spawn oldu galiba. Hı hı. Ha sen olabilir çık kanka abi. Yavaş yavaş çık al orada. Al benden bunları. Alayım. Buraya atıyorum. Ice Crabs'leri de attım. İki parça attın. Ben şuraya yemek bırakacağım bir de. Şöyle et attım. Elberet Blessing'ler nerede la? Hiç yok galiba bizde. Ben aldım, üstteki şeyi atıyorum şimdi, chest atıyorum. Tamam, ben de seninkinin üstüne ekleyeceğim kanka, at. Koydum abi. Koydum. Yumurta da İyi, koydum. İyi, edenbas yaparız. Vallahi yapın bak burada şey yapın. Bu kadar yemek koyduk, Mete de gelsin koysun topladıklarını. Şuradan tamam, abi bir şey dembası koyalım bak. Dur bakayım. Lembas atayım, kaç tane yapabiliyorsak o zaman. Kanka 5 tane atabiliyoruz. Mete sende Elberet Blessing var mı? Fazladan ekstra. Elberet yok. Aule var sadece bende. O zaman kanka 5 tane Elberet Blessing olduğu için 5 tane koyuyorum ben. Koy abi yapıştır. Bunları buradan alırız. Şimdi. Mete'deki height'ları ve height scrap'leri de alayım. Üstümde bayağı da bir tuz var. Ben bunları Findator yapmaya gideyim. Yavaştan. Halledelim yani bu işi. Aradan çıkaralım. Aa burada da 11 tane hide var. Önceden kalma. Letter falan kalmamış hiçbir şekilde. Şu C'den bir şeye bakacağım tekrar. Unuttuğum bir şey var mı diye. Fine letter. Ha şu başlığı da yapalım mı arkadaşlar? Bizi Shadow'dan koruyan başlık. Yapalım. Yapalım. Tamam, ona da çünkü yetecek büyük ihtimalle. Bana kumaş parçası atma şansınız var mı? Kumaş parçası var mı? Bu cloth crepes değil mi? Hı-hı. Kaç tane lazım? Kanka bayağı lazım. Abi o zaman 50 tane şöyle bir attım. 14 tane bir tane daha attım. Ama bunları da dışarı çıkıp toplayayım ben o zaman. Yatak yapamıyoruz ya da yatak için kullanıyoruz bunları. Eski evde var mı acaba ya? Kanka şu Elven Quarter'da çantanın içinde 9 tane vardı ha, ben almadım. Ben aldım onu. Ha aldıysan iyi, okey. Aldım. Ben bir şimdi gidiyorum abi. Fine plotları ve şeyleri yapayım. Moria madenlerindeki evimize tamam ışınlanıyorum. Aha da cildim.
Şimdi şunların sayısına tekrar bakacağım kanka. Fazla bir malzeme üretmek istemiyorum biliyor musun? Çünkü malzememiz kalsın yani. Onu istiyorum bir yandan da. Evet. Lazım oluyor olur olmak yerlerde. Tabii canım. Şimdi bende Durin's Guard Armor var, tamam mı? Size iki tane yapacağım. 6 fine letter, 6 tane de fine şey 4 4 8 tane de fine cloth. Önce bir 6 tane şeyi yapayım. Hide'ları üreteceğim hide scrap'lerle önce bir. Hide scrap'lerden 6 tane hide üretebildik arkadaşlar. İşte bu kadar işe yarıyor. 10 tane harcıyor çünkü kanka. Şuradan şimdi kaç letter yapayım biraz. Kaç tane harcadı ya? Kanka 60 tane hide scrap ile 6 tane hide yapabildim. Oha. Reçine ile birleştirdim de o kadar değersiz kanka. Bir de ben 4-5 diye hatırlamışım bunu. Daha da beter 10 tane yani aslında. Arkadaşlar bizim ekstra bir yerlerde tuzumuz var mı? Üzülerek soruyorum ama. Şeyde vardı. Çantada. Şeyde. Çantada mı? Şey sandıkta vardı bir sürü tuz. Ben üstüme aldım. Benim üstüme aldığımın hepsini haricinde aldım. Mete bir baksana oradaki sandıklara. Bakayım abi. 4 5 İnşallah bitmez yani de. Şöyle ben fine letter'ı tamamlamış oldum. Numenorean cloth yapacağım buradan. 3 numaralı olan cloth'tan bir tane fine cloth yapıyor. Fine cloth 8 tane istiyor bak fine cloth'u. Bir tane yapabildim şu an. Vay anasını avradını. Kaç tane lazım kanka? Kanka ne kadar varsa al getir. Ne kadar varsa yani 3, hiç 6, acıma 10, bile. 12, 15, 18, 180 tane abi. Aa bak burada da fine cloth varmış. Ben bunları da alayım. Bu lazım olacak çünkü. Ondan sonra şu çantaların içine tekrar bir bakacağım. Arkadaşlar var ya, ne varsa lazım bize. Aa yorumlarda da bu arada yine yorumlardan bahsetmişken şey gördüm. Bizde hani fine cloth'unuz bir şeyiniz var mı? Hani bana işte zırh yapabilir misiniz falan filan denilmiş de. Belegost'tan sonraki zırhlar istendiği için arkadaşlar gördüğünüz gibi biz de çok zorlanıyoruz. Fine cloth vesaire tuz buz bulma konusunda. O yüzden üçümüzün haricinde birine malzeme yapmamız mümkün değil. Eskileri versek olmaz mı ya? Ama zaten onda Belegost varmış kanka. Aa, okey o zaman. Evet, o Belegost'un üstü bir şey istediği için bize uymuyor. Yoksa eski bir şey istese bizim şeylerden aslında verme şansımız olabilir evet dediğin gibi. Şimdi burası ne oldu? Fine letter, fine cloth 4 tane. Abi 8 tane yapabileceğim mi acaba la? Tuzları alayım. Tamam böylelikle tuz ihtiyacımız kalmaz. Bu tuzlar iyi oldu kanka da. Kanka kumaş parçası yok. Anıl kumaş parçası bulup getir bize kardeşim. Olmaz böyle. Abi arıyorum şu an şey diyeyim tamam. Yani bulabilirsem getireceğim. Ben de burada bakayım. Kaç oldu? 6. 2 tane kumaş parçası eksik zırhı yapabilmek için arkadaşlar. Zırha tekrar bakacağım kafam karışmasın diye. Evet. Artı 2 tane lazım. Durinir ingot, star metal ve sunstone aslında yeterli. Sanki evde vardı. Şimdi gidiyorum eve. Ev dediğin şey mi? Eastern Bastion'daki mi? Evet. Kanka ben o zaman burada bekleyeyim ya sizi bir. Şu sandıklara bir daha bir bakayım. Yerde zibilyon tane şey vardı ya. Dur aa bir dakika dur bakayım. Dur aklıma geldi. Kanka yerlerde sağda solda da oluyor şey. Yok ben biliyorum bir yer abi. Dur bekle gideceğim oraya şimdi. Kumaş parçası olan. Bu arada hide sıkıntısı galiba yaşamayız arkadaşlar. Çünkü halen de 62 tane hide var. Tuzu harcamamak için şimdilik bir şey yapmıyorum. Hatta tuzları falan bir şuraya bırakayım ben. Reçineler falan da var. Buradan gitmem de oğlum oraya. Buradan. Bak değer vermediğimiz kumaşı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bu arada? Ne zaman nerede ne gibi problem çıkarttı karşımıza yani. Ya işte.
Altı üstü kumaş parçası ya. Hele ki ben şu anda kafam karışmasın diye sadece zırh için söylüyorum bunu. Bakayım bir, eldivenlerde istemiyor. Aga botlarda da benim de botum yok. 3-3-3-9 tane fine cloth lazım. Yani bulabildiğiniz kadar siz 100 tane de getirseniz iyidir yani kanka. Şu an 100 tane var abi üstünde. Evde var mı çünkü ben atmıştım bunlardan. Hı-hı. 100 tane stoklamışım. Başka bir şey lazım mı gereken alayım. Sadece o kanka. Abi şu cloth'lara. Şimdi fine letter 2-2-2-6. 6 tane cross daha ben bir fine letter yapayım. Crosscaps yani, aynen. Bu. Doğru doğru. Tamam abi şuraya bak. Şimdi base'de 50 tane bırakıyorum. 100 tane getiriyorum o zaman. Tamam. Ben de getireceğim şimdi abi. Abi umarım height sorunu yaşamayız ya. Bak şunları çeviriyorum ama. Kaç? 2, 6 lazım. Mines of Moria'da mıyız? Neredeyiz biz? 3 oldu. Mines of Moria'dayız. 6 yaptım. Dur kafam karışmasın şimdi. 6, 3. Kaç oldu ya? 10. 2 tane daha lazım. Tamam. Al abi bu 1. Geldim. Tamam. At kanka. Kanka çok iyi. Şimdi yine bir döneceğim bakacağım. Durin. Buna ne dedik? Buna 2-2. 2 tane yapacağım. Dur. Onu yapayım çıksın o da aradan. Tamam. 2 tane fine cloth'u yaptım. Şeye bakayım tekrar. Şu eldivene bakmıştım galiba ben. Eldiven için 2-2 lazım. Bot için 1-1. 3 tane daha lazım bot için. 3 tane fine letter lazım. Bir onu yapayım hızlıca. Bu 1. Hiç ihtiyacımız kalmasın, anladınız mı? Gittik mi forge'un başına hepsini yapıp takalım abi. Bu 2. Abi şu 3. Yok kanka. Ona 3 dedik. Geldik Durin'e. Ne kaldı biliyor musunuz? Başlık kaldı. Ya bu başlık bizi Shadow'dan koruduğu için yapacağım bunu arkadaşlar bu arada. Normalde bizim taktığımız belki daha iyidir bile, bilmiyorum. Ama yapacağım. Ya herkes takacaksa yapacağım, ona göre yapıyorum. Herkes değişir mi? Takarız. Tamam. Takarız. Bu istatistiklerden bakarız abi ya. Kıyaslarız tabii canım. Aynen. Bunlar ilgili de 3 tane lazım çünkü. Şöyle hemen abi kaç? 3, 4, 5, 6. Hemen oradan 2 tane fine letter çıkar bize. Şu an okeyiz galiba arkadaşlar. Durinul ingotla ilgili bir şey var mıydı? Ona bir bakayım bir. Durinul ingot 2-2. Bir Durinul ingot belki yetmeyebilir. Sunstone'lar yeterli. Star Metal Ingot yeterli. Durinul Ingot 15 tane var. Buradan bir eve ışınlanalım abi şeye. Onları bir saymadım ben çünkü. Bir sayayım hepsini. Kaç tane istiyor diye. Üstümdekiyle kıyaslayayım. Şimdi. Durin şuna gel. 1 burada, 3 buradan ister, tamam mı? 2, 2, 4, 7. 7, 9, 11, 13. 15, 17, 19 tane istermiş kanka. Şuraya 4 tane daha atacağım. Abi, Mete gel, Anıl gelmeden oradan tuz alıp gelsene. Tuzları oraya bırakmıştım. Aga be, geldim. Bir de aşağıda da oğlum. Kanka o zaman ben bir gidip geleyim. At arabasında yolculuk yapan bir cüce istediği yere varınca ne demiş? Mete sana soruyorum kardeşim. Ne yapınca? At arabasında yolculuk yapan bir cüce istediği yere varınca ne demiş? Ben de chatten görüp şey yapıyorum. Ne demiş abi? Ne demiş ki? Durin burada ineceğim. Ya. Uff. Oğlum ben güldüm lan bu arada. Kedi gayet güzel espri yapmış yani. Niye öyle yaptınız ki?
Yo, gayet güzel. Ben de bayağı güldüm. Ama içime. İçten içe. Oksitlendi evet. Mi kanka? Evet, yani içimde böyle yaşadım o gülmeyi. O kahkaha, o heveslerimi. Anlıyor ya. Şimdi kaç? 4 tane bundan üretmem lazım abi, koydum. Tamam, bu Durenur ingotlar da bir üresine kadar. 19 olsun. Şu an tam takırız yani. Her şeyimiz okey to. Ben şimdi Anıl şurada evin ortasına, bak buraya 81 tane kumaş parçası bıraktım. Bunları alırsın kanka. Çünkü sen kullanıyorsun ya genelde. Tamam üstad. Ben de şuraya kalan malzemeleri bıraktım. 26 tane hide'ımız artmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aa, burada 50 tane daha Colossus Scraps var ha. Neyse, kalsın. Anıl ona göre, kafasına göre alır onları artık. Aynen. Güzelmiş de. Acı çekince daha çok hoşuma gidiyor. Boş ver demiş espriyi yapan kedi. Yani aslında gülmemiz için yapmamış da ben gülmüştüm ya. Yazıklar olsun kedi. Neyi bekliyorsunuz Mete Bey? Neyi bekleyeyim? Bilmem. Öyle böyle bekliyorum. Ben ejderhalarla kapışıyorum şu anda. Bu şey devam ediyor ama. Zırha vurmama olayı. Direkt hayda, bugün evet. Yine böyle mi? Evet abi. Üf. Kanka sen ejderhalı olan yere niye gittin peki? Şimdi aşağıda doğdum ya ben. Yukarı hı-hı. Çıkmadan burada ne varmış diye bakayım dedim. Aşağıda ejderha var. Kanka öldürürsün onu ki senin elindeki silahlarla şu anda. Ya aşağı inmeden okuyorum ya yukarıdan. Abi bunu biraz yavaş yapıyormuş abi bu. 2 2 4 8 dakika sürer bu. Bir tanesini 2 dakikada yapıyor çünkü. Alayım. Evet, bir tanesi 2 dakikada. Bu bir tık sürer. O sırada biz ne yapsak ya? Ha bak kanka, oradan çantanı doldurabilirsin, evet Mete. Nasıl doldurduk lan? Onu bilmiyorum. Çık en yukarısına, çık onun. Nasıl yapacağını sen daha iyi biliyordur. Sen doldurmuştun, biz senden alıp içmiştik çünkü. Ejderha kayboldu, inşallah bana saldırmaz. İniş kardeşim. Kaçıyorum. Ay ay. Graveskin of Evening, onu doldurdu ama şey doldurmadı. Çiğ doldurmadı. Dur bakayım. Graveskin dediğin şey Matara'yı doldurdu. Hı, Matara'yı doldurdu. Diğerini doldurmadı. Senin diğeri dolu mu acaba kanka? Bir onu bir alsana tekrar eline. Dolu değil kanka ya, yarım. Bir al ama eline, al sen bir. Ha oğlum. Roman'la gelmiş lan. Ben sen zannediyorum. Hiç dikkat etmedim ha. Bu hide'lar nerede? Scraps'lar nerede? E şurada yere atmıştım burada. Biri almış abi. Mete. Mete ne, almış olabilir. De. Tamam. Tamam. Sen de kalsın. Abi niye alamıyorum şey şeylemi? Hah, aldım, gel. E işte bak böyle işte kardeşim. Ama bak azaldı şu an. Görüyorum, çok az kaldı şu anda. Tamamen bitmesi lazım belki de doldurmak için kanka. Ya da o elindeyken mi doldurabiliyorsun acaba? Bilmiyorum ki. Samet, sana ice cream satayım mı? Yok kanka, gerek yok. Yalnız ben sandıklardan bir atıyorum. And there they brew a beer so brown that the man in the moon himself came down one night to drink his fill. The ostler has a tipsy that plays a five-string fiddle. Anıl'ın şu an bir şey keşfetmeye çalışması, bizim burada eğlenmemiz. Vay be, eyvallah. Bu şeyler ne oldu? Dembas'tan ne oldu reis? Kanka, dur bakayım, olmuştur ya. Olmuş kardeşim. Gel şimdi bunu nasıl yapalım biliyor musun? Oğlum bende 9 lambas olmuş ya. Ben önceden evet. De lambas vardı çünkü bende. Kanka bunu 3-3-3 paylaşalım o zaman. 3 bende kalsın, 3 sen al, 3 Mete alsın.
Mete alsın. Mete herkes de üçer tane olsun. Nerede? Şurada yerde. Dur bakayım ben ne olur ne olmaz. Önümüzdeki günler için bir şey daha koyayım ama ne koyayım ya. Meyve kurusu koyuyorum lan. Meyve toplamışız bayağı hadi. 8 tane meyve kurusu koydum. Biz eğlendik bitirdik kardeşim. Yazıklar olsun. Ya işte sonradan şey olunca, sonradan görünce eksik kalmayayım dedim. O sallarken de sağa sola döküyor. O kadar değer vermiyor. Biz gitsek bir bira alsak kanka şimdi 50 liraya. Bir damlası dökülmesin diye uğraşırız arasını satayım. Vallahi ya. Öyle ya. Abi 50 liraya bira alıyorsan dökmeyecektin yani. Yani bir zahmet. Kanka 50'den ucuz bulabiliyorsan haber ver yani kardeşim. Edirne'de var. Edirne'ye mi gelelim şimdi İzmir'den? Şimdi ondan mı ben bileyim yani Allah Allah. Arkadaşlar az benim kaldı. Sabredin az kaldı. Bırak sıfıra bas bırak kanka. Bırakamıyorum ki. O zaman o elinde kalsın senin öyle. Sen de görüyor musun? He. Allah Allah. Evet son bir arkadaşlar. Son bir bekliyoruz. O da çıksın. Bütün malzemeleri yapmaya gidiyoruz. Eksik bir şey kalmaz umarım. Mete şöyle bir gelsene bakalım. Üstüne atlayabiliyor muyum bir deneyelim. Bak Karabela demiş ki benim memleketim de benden habersiz takılıyor. Puh sana demiş. Herhalde Anıl sana sesleniyor kardeşim. Memleketi derken? Herhalde memleketi Edirne. Gece çöküyor yatalım hadi ya Twilight yatalım yat abi. Yat. Kanka yatınca belki düzelir ha Mete. Hadi bakalım. Lembasları ateşte unutan cüce ne demişti? Bunlar bir zamanlar lembaslar artık kül bastılar. Oğlum şu halime bak lan nasıl duruyorum oğlum ben şuraya bak lan. Kanka sen niye baklandın ya öyle? Sen çık gir la oyna. Ne bileyim. Böyle bir şey... İstersen bir çık gel yani. Bak. Leave world. Kanka atsana onu bir elinden. Bak havada kaldı gördün havada mü? Kaldı, ha evet evet. Kanka böyle bir bug vardı zaten. Dur ben sana şey atacağım. Kodda giremiyor mu aynı kodda? Girersin. Tamam, kanka alsana kanka. Şunu al. Yere attım. Anıl. Aldım abi. Şuradan. Lan, girdim ya işte. Buradan şimdi çok güzel bir yemek yapayım. Olmadı. Neredesin gel vurayım az da bakayım. Yemek koydum 3 tane arkadaşlar onu yiyeceğiz. Ekstra yemek koymayınız. Aşağıda mı doğdun? Yes. Ve normal misin şu an? Normalim. Tamam kanka düzelttik yani sıkıntı yok. Sen gelene kadar da şu yemeğimiz olsun. Sonra zırhlarımızı yapmaya gidelim. Ulan bir zırh yapma işlemi bile 1 saat sürdü la. Sadece zırhlar için materyalleri toplayıp hani hazırlanma süreci. Neyse yani yapalım çıksın aradan da. Ondan sonra en azından hani bir şey yapma gibi bir derdimiz olmadan Barazimbar'da gezeriz yani. Öyle olunca seviyorum ben ya da şey. Hani artık yapacak bir şey düşünmüyorsun ya. Bütün silahlar hazır, zırhlar hazır yani. Şunu alayım. ...15 saniye yemekler olmak üzere. Sen buraya yeni içecek mi koydun bir de şey? Mete? He. Ha tamam. 15 dakikası daha var oluyormuş da ondan sordum. Yani benim daha önceden koyduğum olamaz yani diye düşündüm yok, de bir. Yok. O değil. Yeni koydum onu bakalım bu fıçıya doldurmaya çalışacağım. Yapabilirsin. Oh ben gömdüm yemeğimi arkadaşlar. Siz de yiyin ve gidelim. Hadi bakalım. Ye kardeşim dedem yaptım pastayı yemezsen küserim. Nereye gidiyor şimdi? O Great Forge of Durin
2. İnşallah doğrudur. Ha doğruymuş. Gel gel gelin abi doğru. Gelebilirsiniz. Bakalım bir yere tıkladım ama inşallah doğru yere geliyorumdur. İnş kanka. Ha bak Mete geldi. Şimdi sevgili dostlar bir kendime bir başlık yapayım. Şundan yapayım. Bundan yapayım. Ondan sonra onları bir giyeyim. Oh. Son halimiz bu agalar. Yani böyleyiz. Biraz bir çapulcu gibi olmadın mı oğlum? Niye? Ya abi daha havalı olmamız gerekmiyor muydu ya? Niye böyle oldu? Biraz tıfıl oldu galiba. Evet evet. Şey Miğfer'deki şey de gitti ya tüy. Hani o tüy bir havalıydı böyle. Dane Ironfoot gibi takılıyorduk. Neyse artık. Kanka yapalım. Yani ben demiş olmuyorum ama boyundan başlıyor göbek. Aga bir şey söyleyeceğim. Fine Crop nasıl bitti lan ben o kadar hesapladım aldım üstüme. Neyse artık. Dur bakayım. Evet. Abi şunu alın. Duringuard Armor alsın onu biri. Helmet, Gloves attım. Birisi alsın abi onların hepsini giysin. Sadece bot eksik. Cloth lazım atayım mı Cloth? Mete hepsini aldım kardeşim sana bırakmadım. Kanka Fine Cloth'umuz eksik olmuş. Nasıl oldu? Ben o kadar matematik hesabı yaptım. Nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şimdi bir şey yapacağım şuradan dur. Durin botunu yapamıyorum. Şimdi bir helmet bir de eldiven yapayım. Sana. Mete. Kanka bu helmet. Bu da eldiven. Tamam eksiğimiz şu anda şey. Fine Cloth. Kaç eksik var abi peki? Şimdi iki zırh yapacağım. Abi nasıl bu kadar eksik olabilir? Ben yaptım da bunları. Ben şaşırdım buna. Ne oldu acaba? Saydığıma da eminim ha. Sayarak yaptığıma eminim yani. Lag olmuş olmasın ya. Kanka hiç bilmiyorum. Dönüp yayından yanlış mı saydım diye bakasım geldi. O derece yani. Çok emin saydım böyle kendimden. Bilmiyorum yani kanka. Şimdi kanka... 3 tane Fine Cloth lazım. 3 de burada 6 tane daha Fine Cloth lazım yapabilmemiz için. Cloth lazım satabilirim. Bir şey yapalım. Mines of Moria'ya gidelim. Bir kişi şeye gitsin. Eastern Bastion'a gitsin. Oradaki cloth scrapleri alıp gelebilir mi? Bende var üstümde çok. Tamam öyleyse sıkıntı yok kanka. Sunstone nereden buldun? Sunstone'ları biz nereden bulduk? Barazimbar'da bulduk ya. Barazimbar bölgesinde gezdikçe Sunstone çıkıyor bir yerlerden hep. Ben burada kalıyorum o zaman. Kimse herkes gitti zaten. Kal kanka kal. Tamam. Şu şeyleri yapalım gelelim. At bana kanka parçaları. 6 tane cloth lazım. 6 tane şimdi sayacağım yapacağım. Bu sefer yanlış saymam herhalde. Şimdi bir tane Fine Cloth'la şey var. Ama 7 tane lazım toplamda. Şimdi bak kanka. Toplam 7 lazım ya. Şu an 2 etti kanka. Şöyle 3 eder. Böyle 4 eder. Böyle 5 eder. Şu an 7 olması lazım. Bir yapayım bir. Evet şu an 7. Aslında. Okeyiz yani. Kanka ben şuraya geri atıyorum onları al sen. Tekrar bir gidelim bakalım. Abi de sen bir stat etsen demiştin. Anıl neydi o bana hatırlatsana kanka tekrar. Ha buldum. Stats ne ekranı. Demiştin? Stats. Kanka maksimum evet, armor'um benim şu anda 445 mesela. Mete senin kaç? Taba ben bas. Taba bas kanka. Tab'da solda stats yazıyor. Ona tıkla. Aşağı abi, kaydır maksimum armor'a bak. Bir Mete baksın. Mete ile kıyaslayalım. Armor 395. Tamam.
Her türlü fark var tabi tabi. Bak şey var, unarmed attack'ta 3 bonus veriyor, 3 puan veriyor. Ranged attack'ta 1 bonus veriyor. Hı-hı. Saldırıda. Dayanıklılığa %50 ekliyor herhalde. Maximum stamina'ya. Tam olarak neresi Barazimbar? Map'te göstersene diyorum da şeyde Dwarf of Death'ten çıkacaksın. Durin'in baltasını yaptıktan sonra. Durin'in baltasını yapıp işte büyülü duvarı kıracaksın. Sonra şöyle Barazimbar diye yeni bir map açılıyor. Kanka yapadır, ben de bir solup geleyim bunları. Tamam. Ne eksikti lan? Bir tane armor eksik. Bir armor, iki bot mu eksik? Evet, Anıl senin botun mu eksik sadece? Botum eksik kanka. Tamam. Kanka sana bot. Bir onu yaptım, attım şuraya botu. Onu bir al. Mete'de de, dur Mete'nin bakayım. Mete'nin zırhı eski zırh. Bir de bottur yani herhalde. Eldivenleri yaptım diye hatırlıyorum. Bir zırh. Abi nasıl bu kadar harcıyor? Şaka gibi la bu. Oğlum yine Fine Crot kalmadı. Ben bir şeyi yanlış sayıyorum ha kesin. Kanka bir şeyden dolayı çok fazla Crot harcıyor ama ben doğru yaptığıma da eminim abi. Bir şekilde ne oldu bilmiyorum. Kanka. Şunu bir atayım şuraya. Hep Mete ya. Şu zırhı attım. Abi benim üstümde Fine Letter bir tane var. Şu bot eksik değil mi şimdi? Bota tekrar bakalım. 3 tane Fine Crot lazım. Mete'nin bana Fine Crot atması lazım bir. Gideyim geleyim yine yapayım geleyim. Bu Close Scraps lazımsa Close Scraps atayım sen 15 at tane. Kanka. Çünkü Mete aldı diye ben üstüme almadıydım. Ama 15 yetmez. Çünkü... Her türlü Mete'yi bekleyeceğiz. 3 tane yapmam lazım. Anladım. Bir dakika 4, 4, 12. 3 numara Crot'tan yok kanka, yetmez. Durin'in baltası için lazımdı bana zaten. Durin'in baltası için şöyle, sen Dwarf of Death'te Durin'in baltasını yapabilmek için 3-4 tane sandstone buluyorsun. Sandıklardan falan çıkıyor, bir şeylerden çıkıyor. Biz öyle bulduk yani, daha Barazimbar'a gitmeden burada bir yerlerde biz orklarla savaşırken trollün üstünden mi orkun üstünden, o kadarını hatırlamıyorum ama bir şeyin üstünden biz 4-5 tane sandstone çıkardık. Onunla bu baltayı yapabildik. Ondan sonra Barazimbar'a gittik. Barazimbar'da da bayağı fazla sandstone bulduk. Bak her şeye 15 tane kalmış. Sandstone bile azalmış yani. Kanka ben o zaman bir Mete'yi beklemeyelim. Eastern Bastion 2'ye gidiyorum. Orada bir sandıkta 50 tane klot vardı. Onu alayım. Tamam. Tekrar abi. Moria madenlerine gideyim. Tamam. Kedi demiş ki cücelerle ilgili merak ettiğim bir şey lore bazlı. Şimdi mi sorayım uzun uzun, yoksa yayından sonra mı? Kanka sor. Valla biliyorsak cevaplarık. Öyle değil mi Anıl? Aynen. Aynen. Aman çok ne kadar uzun olup olmadığına bağlı şimdi. O da var yani. Aşırı takla uzunsa... Takla kardeşim, takla atma. Ama yayında Mete böyle konuşması alsana. Keyifli olur diyorsan olur yani, hani konuşalım. Mete kutuyu alsın oğlum. Nerede oğlum kutu? Ha. Mete bir tek şeyin botun eksik şu an. Öyle mi? Tamam. Hı-hı. Yok. Hadi in üstünde. İnmeyeceğim köye taşı. Ya of, beni değişik şeylere zorlama ya. Kanka işte ben ok atarım burada. Sen piyade savaşırsın, ben ok atarım. Gideyim zırhımı boyayım bari. Gide, ben gidiyorum abi. Lan nereye gidiyorsun, adam gelecek buraya, dur işte adam. Zırhımı boyamaya. Kes lan, ne zırhı yok, zırhımı boyama. Heh geldi, onu da yapsın da gideyim. Evet yapsın hadi. Oğlum zırhlarınızı saçma sapan boyamayın ya. Abi ben siyah yapıyorum sadece. Ya yeşil mis gibi tertemiz. Kanka al, botun da burada. Hadi gidek. Zırh yapma nereye işi gidiyor? Geride kalsın yani artık yani. Nereye gidiyoruz şimdi? Kanka Eastern Bastion 2'de zırhlarımı bırakacağım ben standa. Tamam. Ondan sonra yapacak bir şeyimiz yok yani, isterseniz hakikaten boyamaya gidebiliriz yani boya. Bakayım ben de kırmızı falan nasıl olacak, ona bakarım.